Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için vitesli motor nasıl kullanılır konusunu anlatacağım. Daha önce bu videoyu çekmiştim ama sorulan sorular, yapılan yorumlara dayanarak yeni bir tane çekeyim, daha detaylı çekeyim istedim. Şu anda CB600F modeli var yanımızda. Bu bir ders motoru. Hemen konuya gireyim. Öncelikle vitesimiz sol tarafta. Yanında da bir kamera var. Sizin daha iyi görebilmeniz için oraya bir kamera yerleştirdim. Tam debriyajın olduğu yerde de bir kameramız var. Bir de uzaktan kumandalı bir oyuncak geziyor. Şurada motorcular var. Neyse, konuya dönelim. Kill switch'imiz var. Burada motoru ateşleyebilmek için bunu açık olması lazım. Şu anda N ışığı yanıyor. Motorumuz boşta. Hemen motoru start edelim. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Debriyajı sıkarak başlamamız gerekiyor. Debriyajı sıkıyoruz. Vites dişliler ayrılmış oluyor. Ve tabii ki vitesi aşağıya doğru, yani 1'e atıyoruz. Burada olay şu. Bütün vitesli motorlarda vitesi önce 1'e, sonra boş, arada bir boş oluyor. Sonra yukarı doğru 2, 3, 4 ve 5, 6 şeklinde atıyorsunuz. Her motorda 6. vitesi olmuyor. Bazılarında 6. vites oluyor. Genelde 5 vites oluyorlar. Debriye sıktım. Gördüğünüz gibi vitesi 1'e, yani aşağıya doğru bastım. Şimdi yavaş yavaş debriyajı bırakıyorum. Bıraktıkça küçük küçük motorun hareketlenmeye başladığını görebilirsiniz. Bu motor biraz güçlü bir motor olduğu için gaz vermesem dahi hemen ilerlemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Ama daha küçük hacimli 125-150 cc gibi motorlarda hafiften gaz vermeniz gerekiyor. O kavrama noktası, yani motorun ilerlemeye başladığı noktayı anlayabilmek için böyle biraz denemeler yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok bırakmıyorum. Bunun kavraması biraz yukarıda, yani debriyajı çok bırakmam gerekiyor ilerlemesi için. O böyle zamanla alışacağınız bir şey. Çok da kendinizi strese sokmayın. Şimdi gördüğünüz gibi debriyajı biraz bırakıyorum. Biraz da gaz veriyorum. Motor hareket etmeye başlıyor. İlerlemeye başlıyorum. Şimdi tekrar bir daha göstereceğim size daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi boşalayım. Debriyajı sıkıyorum. Aşağıya doğru bir kez basıyorum. Vites atılıyor. Debriyajı da yavaşça bıraktığımda motor hareketleniyor. Azıcık da gaz verince ilerliyor. Bu biraz böyle pratik de olacak bir şey. Böyle bir günde yapamayınca yapamadım, beceremedim diye düşünmeyin. Çünkü bu biraz pratikle olan bir şey. Şimdi hareketlendik. Duralım bir de. Önce debriyajı sıkıyorum. Frenlere basıyorum. Sağ tarafta, sağ elimde ön fren. Aşağıda pedal olarak arka frenimiz var. İkisini aynı anda kullanarak duruşu sağlıyorum. Şu anda hala motorumuz birinci viteste. Boşa almak için yarım yukarı doğru bastırıyorum. Gördüğünüz gibi ışık yeşile döndü. İkinci ve üçüncü viteslere geçeceğim. Aynı şekilde vitesi atıyorum. Hızlanıyorum. Alan biraz dar. Şuradan döneceğim. İkinci vitesi atacağım. Üçüncü vitesi atacağım. Çünkü en çok gelen sorulardan biri oydu. 2-3'te falan durduğumuzda ne yapacağız? Mesela şu an üçüncü viteste debriyaj, fren yaptım. Durdum. Motorumuz viteste kaldı. Yani bu durumda ışıklarda durduğumda ben nasıl geri alacağım, yapacağım diye soruluyordu çok. Bunda da yapmanız gereken tek şey aşağı doğru bastırmak. Kaçıncı vites diyelim, şu anda atayım yukarı doğru. 4'te 5'te olsun, yani çok yukarıda olsun. Şu anda 6. viteste muhtemelen. Aşağı doğru bastıkça her basışımda bir vites aşağıya doğru düşüyor. En son bastığımda da gördüğünüz gibi boşa geliyor. Ne ışığını görebilirsiniz. Bu şekilde geri alabilirsiniz. Yani motor çalışırken vites atabiliyorsunuz. Yukarı, aşağı, kaça istiyorsanız atabiliyorsunuz. Onu çok soru geliyordu. Bunu böyle anlatmak istedim. Şimdi tekrar bir ile kalkayım. Bir de başka bir şey daha da anlatmak istiyorum bununla alakalı. Şimdi 2, 3 yapacağım. Üçüncü vitesteyim. Şuradan döneyim. Mesela vites düşürürken aynı sıralamayla yapıyorum. Önce gazı kesiyorum, sonra debriyajı sıkıyorum. Biraz yavaşça yapacağım çünkü anlaşılması için. İlerlerken, şu an gidiyorken öncelikle gazı bıraktım, debriyajı sıktım ve vitesi düşürdüm. Bu şekilde vitesi rahatlıkla düşürebilirsiniz. Alan biraz dar. Şuradan ilerlesem aslında daha iyi olacak. Milleti, arabalarını ezmeden. Şimdi hızlanayım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi hızlandım. Debriyajı sıkıyorum. Gazı zaten bıraktım. Vitesi indiriyorum. Debriyajı bırakıyorum. Bir daha yaptım. Gördüğünüz gibi biraz bir sallama var. Motoru vites düşürdüğümde, çok hızlı düşürdüğümde birden, debriyajı hızlı bıraktığımda motor biraz sallıyor. Nasıl sallıyor diyeyim. Yığılma oluyor. Onu engellemek için de insanlar hafif bir ara gaz veriyorlar. O da şöyle oluyor. Şimdi göstereceğim. Oyuncak araba benimle yarışıyor.
biraz gaz veriyorlar bu şekilde ve o yığılmanın önüne geçiyorlar. Şunları fazla rahatsız etmeyeyim. Şuradan yapayım hızlanmayı. Nereye gitsem oyuncak araba, motorcu. Pek bir alan bulamadım. Herkes tabii böyle boş alanı bulunca hobisini gerçekleştiriyor. Hadi ikinci vitesi de şurada yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde vitesi düşürüyorlar. Bu da yığılmanın önüne geçiyor. Anlatacaklarım bu konuyla alakalı bu kadar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Işıklarda duran arkadaşlar, 5. vitesten nasıl biri alacağım, 2'yi alacağım diyen arkadaşlar için açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Varsa sorularınız tabi yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, Instagram ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.